Vefa, lügatını vereyim ilk önce. Ahdine, sözüne durma. Ahdine, sözüne durma. Devam ediyorum. Sevgi ve dostlukta sebat ve devam etme. Sevgide ve dostlukta devam etme. Dince, vicdanen, dinen ve vicdanen ve aklen lazım gelen şeyleri yerine getirip uhdesine alma. İnsan olma ile, insan olma ile bunu almışsın. Size bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Köpek köpektir. Ama köpek dosttur. Köpek dosttur, sadık dosttur der Risale'de. 71 Mesnevi Nuriye'de. Değil mi? Köpeğin iki sıfatından dolayı köpek köpeklikten çıkar, insana dost olur. Nedir o? Sadakat ve vefa. Köpeği köpeklikten çıkarıp insana dost yapan sadakat vefa. İnsanı insanlıktan çıkarıp hayvandan aşağı düşüren sadakat ve vefayı olmaması. Köpeği insanın dostluğuna çıkaran sadakat ve vefa, insanı köpeğin altına indiren sadakatsızlık ve vefasızlıktır. Vefasızlıktır. Aile, göreceksiniz, aile hayatının temeline dinamit atan sadakat, bak sadakatsızlık, vefasızlık, şefkat, muhabbet, af. Göreceksiniz burada, okuyacağız. Vefa böyle bir şey. Tekrar muhakemattayım. Vefa diyor, çekildi. Ne oldu çekilince? Gavr-ı inidama çekildi. İnidam, idam etme. Ortadan kaldırma. Gavr-ı inidam. Yani sistem çıktı. Adem'le bağlandı mesela. Sistem çukura indi. Vefa gavri nidama çekilince sistemden çıktı. Ne oldu sonra diyor. Vefa insanlığın sisteminden çıktı. Sonra diyor insanda tufan gadr feverana başladı. Volkan kusmaya başladı. Bir evde feveran varsa, kusma varsa, nefret öfke varsa, saygı yoksa, af yoksa, kucaklama yoksa, orada vefa geri çekilmiş. Vefa geri çekilince gavri nidama çekildi. Bu sefer tufan gant feverana başladı. Kusuyor. Kusuyor, volkan kusuyor. Sonra peki bunu yapma ile Allah ile ne alakası var? Diyor ki kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açılmaya başladı bu sefer. Allah'ın emanetini ihanet ediyoruz. Yani evlad-ı yalin benim sana emanet verdiğim değildir. Ben sana onu emanet vermezdim. Sen de bana vermezsin. Ama dikkat et, o emaneti Allah'ındır. Emaneti ihanet etmek münafık alametidir. Münafık konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. İhanet eder. Çoluk çocuğun senin Allah'a sana emanetidir. Oyuncak değil. Onu ayakta tutan, aile yuvasını ayakta tutan vefadır. Gavurlar aile hayatını biçe biçe, kırpa kırpa ufaltmışlar bir kocaya. Onu da geçinemiyoruz. Boşanmayı düşünüyoruz. Vefasızlık olduğu için. Ben annemi hatırlıyorum. Çocuktum ben. Babayı görmedim. Çünkü babam almaya değdi. 6 tane çocuğu babasız büyüttü. O kadar sıkıntı. Baba da oldu. Anne de oldu. Tarlayı da o sürdü. Evi de o geçindirdi. Vefa. Vefa bu. Kâh kocasına, kâh yuvasına, kâh evladına. Vefa. Şimdi 100 metrekareye karı koca dar geliyor. Eskide 100 metrekare sizin babanızı bilirsiniz hepiniz. Dedenizi, gençleri için söylüyorum gençler. Dedeniz. 100 metrekare telefon niye açık tutuyorsunuz?
Hakkını bir şey okuyordum da. Ne okuyorsun? Okula programı vardı, biraz oradan şey yapıyordum. Ha, bu meseleyi mi? Tamam, o açabilirsin. Şimdi 100 metrekare değil. 100 metrekare değil, küçük evdi değil mi? Ama 4 tane göç, 4 kardeş ailesiyle beraber yaşıyordu. Bir odadaydılar ya, bütün kardeşler. Her bir kardeş bir oda var. Yerleri dardı, doğru. Ama gönülleri genişti. Şimdi yerimiz geniş, gönüller dar. Feveran başladı. Çünkü vefasızlık, sadakat, muhabbet yok. Yok olmadı nispetinde.